Ya eyyühellezine amenu intettekullahu yec'allekum furkanem. Koyup istiğfar söyleşeğe de dursun. Kıp koygen insanlarını haletik uçuşma geldiğinden şükür kıladı. Allah hidayet kıgenliğe şükür kıladı. Yani Allah Ta'ala insanını hudadan korkallığı için şu hissiyatını veriş beraber de sizlerini berçe günahlarınızı, avvalki günahlarınızı ketkizedi. Allah Ta'ala sizlerini merhaba, uylab gapir yapsam mı? Hazır menge şu haber kelse Allah'a kasam, dedesi, sultanım bu gap kişanmayın degen ege. Oğlumuzdan hiç kaçan buna ki hunirizlik, hayillik çıkmaydı degen ege. On kullardan keyin haber kepti. Şahzade Akbar. Tümümüzde Hudodan korkadigan insanlar bor. Beşte farişte her günü beşte manzilge tüşerekken. Bittesi Ka'batullah'a tepesi geçiyorken. İkincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ravzaları geçiyorken. Üçüncüsü Yerusalim'deki Kuddüs maçtaki Süleyman aleyhisselam kurdurgan maçtaki geçiyorken. Sabit. 10 yaşlarda Müslüman bu geldi. İslam geke geldi. 14 yaşlarda İbrantin'in yaşlılığını örgen geldi. 17 yaşlarda vahiy katibi bu geldi. 21 yaşlarda Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a Kur'an-ı Kerim'ni cemlep vergen geldi. Hazır 21 yaşta. Bana adamlar kasabatı geldi. Hazır erkekler kalı, hatunlar içiye. Ayollar içiye. Şunaki kasafat adamlar var, hatunumuna içerken. Bu tür ganaplarken de kanı aldıydım. Katımına uydum. Oya içmeyemezse sen mi halim hani kolumu kaytarırdı kendimi. Kuyhananı aldım tüketiyemden 9 yarımlarda 20 teçe Uzbeyli hatırları turuptu. Ayağı da zor götürüptü de çay kalıp birbirine mez. Demek ki kim içiyordu? Yeri yoklar boşlar bir yaptı. Çünkü tepeste tergeydi geliyor. Demek içtiğindeydi geliyor. Şapalak tortadı geliyor. Ularga koşulup yeri varlarım içiyor. Demek ki sen yerini bir dinle almayın. Sen içi yapsan mı diye yaptı? İndi etken demiyor. Bana bir şey yapmam, ben giyin demek için. Kimge kedek bu nasıl? Kimge zarok şu nasıl? O şey vino, vodka, dokun diye uğruz savda okulu yatıyor. Yok, Müslümanlı pardon, savda okulu. Kocakanı uğru kıyır, kocakanı niye varası kıyır, bir uçucu ödüm savda okulu. Müslüman ben sana Müslüman ben dedi. Dedi ki sokta yatken derse, Müslüman sokta diken derse yemez bu. Öyle kurin, şu davul geçe böyle yatken kabahar, adam adamı öldürüyor. Avariyeler böyle yaptı, uruş canceller böyle yaptı, talalar böyle. Hemmesini tingide şu nasıl turup tükürsün. Nime fayda taptı kümden, nime avrut, burarda adamı görseteyim. Keselmen edim, arok içişki örgenip, elkeş buganımdan ki gün şifa taptım digen var mı? Bir dini kımmet adam edim, içkilikke rücu koyganımdan ki gün avruyum aşık etti digen var mı? Kembe geledim, içkilikke rücu koyganımdan ki gün işlerim yürüyüşü bayıp gittim digen var mı? Yani etiyle, içkilik içken adamdan nime kim hayırda manfaat taptı, kim fayda taptı? Bece oranı, hatını, canı halek kurtarın. Yanıdan tuyup bugün, hayattan tuyup bugün, her konu gelip sessiz yatıp yanıda nüme bu akvaldı. Hazır Meraş'ı yerde kaç aylarda çöntek ileride nasıl oymanası gelir bu? 8 bin ile 10 bin sonundan alıp çekiyor şurada. Müslüman çekedigen neresi yemez olur. Bir günde bir peşkeni çek var adı gel, iki peşkeni çekedigenler bu. 8 bin ile hesaplayın, bir ayda 240 bin pul buladı. 240 bin son pulunu otelizge zor bir çakman pul haberiş mümkün mü? Onezdagi bir nimcha maqsad berish mumkinmi? Ayolingizga zo'r ko'ylak olib berish mumkinmi? 2 qop Qozog'istonni vishiy unini beradi. Necha oy yeysiz? 5 kilo, 6 kilo go'sht beradi. Mana shunday bolalaringiz go'shtiga ovqat yeydi. 5 bakalashga yog' beradi 5 litrlikdan. Necha oy ichasiz? Necha kilo shirinlik, necha kilo bir yaxshi narsa? Qimayapti shu narsa. Qancha-qancha yigitlar hozir sizlar tengi 25, 27, 30 yosh edi. O'pka rakibi o'pkasi shirib balinsada o'limini kutib yotdi. Chiritib bo'lgan o'pkani. Qani qayerda bor? Sigaretni olgilayotganlar o'shani yonida o'pka sotayotgan bir do'kon bormi? Mana chirigandan keyin qo'yib olasan, almashtirib olasan degan. O'zi o'pkani narxi qancha aytinglar-chi? Qancha? Necha pulga topiladi? Qayerda bor? Lekin shuni bila turib sotib olyapmiz. O'sha pulni halolga ishlatib ishimizligimiz mumkin edi. Halol bir yo'lga savob. Mayli o'zimiz hamma yo'q yetarli otamiz ham bolalarimiz. Lekin mahallalarda muhtojlar yo'qmi? Bir yetimi bor oilaga kirib 240 ming so'mga xarajat qilib, opa, singil turmush o'rtog'ingiz yotib ketdi. Boquvchingiz yo'q. Mana shuni duo qiling, bolalaringizga yediring deb bir oshni xomini qilib xarajat qilib, 5 kilo guruch, 10 kilo sabzi olib kirib, bu olish mumkin emasmi? Mumkin-ku. Lekin yo'q, bularni qilmaymiz birortamiz. Nafsimiz qonsa bo'ldi. Nafsimiz qonsa bo'ldi. Shuni chaksay bo'ldi. Shuni nima? Go'yoki u nima emish?
muammolarni hal qilarimiz. Qanaqa muammo? Kimning muammosi hal bo'ldi? Qani qizinglar, kuyovlaringlar bilan noting, cheksanglar yaxshi bo'lib ketyaptimi? Ajrashib ketyapti, shular yarashib ketyaptimi? Etinglar. Ishinglar yurishmay turibdi, shuni cheksanglar, ishinglar yaxshi bo'lib ketyaptimi? Hech qachonda bu narsa bo'lmaydi. Muammo muammoligicha turaveradi. O'zingizlarni o'zingizlar aldamanglar azizlar bu narsalar bilan. Bu narsa musulmon chekadigan narsa emas, musulmon ichadigan narsa emas. Hozir boshimizga mana shuni sababidan qancha balolar yog'ildi. Oramizda taloq aytganlar bordir xotiniga. Qizi taloqini olib kelganlar bordir. Mana shu ichkilikni ichib olib kiyovini kasdirdi. Nimalar bu? Nima bo'ladi? Kelyapti biz oldimizga. Kecha ichib olganidan mas holatda xotinimni taloq qilib qo'yman, nikohlab qo'ying. Kim senga etdi deyapman. Kim senga etdi? Mas odamni taloqi taloqmas deb kim senga etsam, domlalardan so'radim, taloqmas deb etdi. Nega so'ragan bo'lsang, o'sha so'ragan domlanga nikohlatmading. So'rabsan, nikohlab qo'ying demading. Nega nikohlatmading desam, men sizni muxlisizman. Sandaka alkash muxlis menga dard men uchun deyap. Kimga kerak bunaqa muxlis? Bor o'xudi o'shalarga. Kimni qattaloq qilding deyapman. Uyingda onang, opa singil kelinlar bormi? Bor. Xo'p, sen ishlarsani bilmasdan aytib qo'yma, mas holat etib qo'yma. Nega onangga taloqsan demading? Opa singlingga taloqsan demaydi. Aynan xotiningga aytdingsan, ular onam-ku, opam-ku deyapti. Ularga taloq edi. Sen bilib aytdingmi xotiningga taloqni kimga aytishligini bilib aytdingmi? Qandoq qilibsan bilmasdan aytdim deyapsan deyapman. Mumkin emas bu narsa azizlar. Masni taloqi taloq deganlar nega? U inson trezvi, aqli shu joyda bo'ldi. Xudo taolo buni ichmagin. U ichganingdan keyin mana bunday ishlarni qilib qo'ysan, ogohlantirdimi? O'sha ogohlantirishlikka qaramasdan ichdimi, uni taloqqa taloq. Hozir otalar kelyapti. Xor aka, o'g'limni bir chapaloq urib qo'ying, bir ikki og'iz gapirib qo'ying. Hozir birovni uradigan payt, urib ko'ring nima qilar ekan. Boshingizga nima balo yog'ar ekan. Mani qo'lim bilan urmoqchi bu o'g'lini. Nima qilyapti? İçip gelip kelinni uryapti, surtyapti, ajrashib ketadim deb qo'l. Xo'p, o'g'lingiz necha yoshda? 25-27 da. O'zingiz shu 25-27 yoshlarda nima ishlar qilganingiz? Qilganmidingiz shu ishlarni? Endi yoshlikda bo'lgan bu ishlar, yoshlikda qilib qo'ygan, hozir tavba qilganmiz, bu yo'llardan qaytganmiz, Xudoga shu rozi namoz o'qib turibmiz. Xo'p, o'sha ishlarni qilgan paytingizda bu bolangiz necha yosh edi? 4 yosh edi, 5 yosh edi. Bu video kamera. Sizni o'sha paytda ichib kelib buni onasini urganingizni, so'kkaningizni, bo'rrakkaningizni, aqliga, zehniga mana kameraga o'xshab zapis qilgan, yozib olgan. Endi hozir shu yoshga yetganingizda u sizni asl bosib o'tgan yo'lingizni sizga qo'yib beryapti. Xolos, mana ota sizni bosib o'tgan yo'lingiz mana, degan ishingiz mana deb sizga mana shu ishlarni qo'yib beryapti. Xudo taolo o'zingizlarni bilinglar deydi. Bugun o'zimizni bilib besh mahal namoz o'qiyapmiz. Qani edi, o'qiyotganlar bor. Lekin hali yurganlar bor. Mana bu Qo'yliq Bo'stonliq yo'lida 2 oy bo'ldimi, 3 oy bo'ldimi kamera qo'yilgani? 3 oy bo'ldi deydi. Qo'yilmasdan oldin qanaqa edi dvijeniya, harakat. Yosh-yosh yigitlar Malibu'ga o'tirib olgan, Captiva'ga o'tirib olgan, signalni bangillatib berib, bundoq qarab qiz qochmaysan deb bolaga rolda o'tirib baqirib so'kib, biri lyukdan boshini chiqarib olgan, biri oyog'ini mana bu yoqdan chiqarib olgan, 150, 180, 200 poyga bosib hali gapga ketayotgan, darchaga ketayotganlar bir-birini poyga. Endichi, kamera qo'yilgandan keyin hammasi taqvodor shunaqa odoblik bo'lib qoldi. Birinchi palasa bo'sh. Prado minayotgani ham gazni tashlayapti deb so'zladi. Bosib o'tib ketayotgani ham, kuniga milliard topayotgani ham, menga nima to'lay olaman deyapti. O'sha gap. Bosaver desaz, o'zlaridan bo'lsin deb turibdi-da. Birinchi palasa bo'sh. Nima demoqchiman? Shu fotokameradan qo'rqqanchalik Xudodan qo'rqaylik. Eng dunyodagi aziz inson bo'lam. Odamlar kelib bizdan duo istaydi. Borgan joyimizda aziz bo'lamiz. Uyni to'rida o'tiramiz. Farzandlarimiz bizday otasi borligidan faxrlanadi. Aka-ukalarimiz faxrlanadi. Bizday eri borligidan xotinlarimiz ko'yini xotirjam bo'lib, dadasi borizga shukr deydi. O'g'il otalarimiz xursand bo'ladi bizlarni o'shanda. Shundan qo'rqqanchalik qo'rqaylik, ko'p qo'rqmaylik. Shundan qo'rqqanchalik qo'rqaylik. Bu ahli ilmlarning gapini ko'pchilik ham falon dedi, tugun dedi. Asl bashara ko'rinadi. Hozirgi gaplarim ishga rujuv qo'ygan ichib yurganlarga yoqdi deysizmi? Maza qildi deysizmi? G'ijinib o'tiribdi, cho'q ustida o'tirganda. Qayerdanam kelgan ekan shoshkada. Yo'lda yurganingizda stressli mashina kelayotganda bundo margat qilib qo'yadi, to'g'rimi? Ana yerda radar bor deydi. Xursand bo'lganmisiz yoki so'kkanmisiz shu margat qilganini?
Padaringalarni nimaga marg'at qilding? Men tezligimni tashatvording deb qaytsamiz. Xursand bo'lasiz. Vaqti kelganda o'zingiz ham marg'at qilib qo'yasiz. Ana yerda radar bor, ehtiyot bo'lgin deb. To'g'rimi? U radarga tushsangiz, mayli jarima to'larsiz. Pravozni yozib olar, 15 kun, 20 kundan keyin olasiz. 100 ming, mayli 500 ming jarima to'larsiz. Uni ham o'rni to'lar. Ahli ilmlarni mana bu amru ma'rufi bu marg'at. Birodar, ana yerda qabr degan radar turibdi. Bu radarga tushsang-ku qutulasan, lekin undan qutulmaysan. Sal gazni tashagin. Qancha umringni qaysi ahvolda o'tkazib yording? Bir orqangga qaragin u. Qancha umring qoldi? Bu yog'ini nima bilan o'tkazmoqsan degan bir marg'at bu. Endi bundan xursand bo'lish kerakmi? Xafa bo'lish kerakmi? Menimcha xursand bo'lish kerak. Nega? Do'st achitib gapiradi deydi. Farzandlarni yaxshi qilish, o'zimizni yaxshi bo'lishligimizga eng oson yo'l abiz bilan shunda chiqiladigan yo'l yaxshi odamlarga hamroq bo'lish. Farzandlarimizni yaxshi insonlarga hamroq qilish. Majzub kitobda aytadilar. Yaxshini sol qabotiga o'zingni ey rafiq topdi hurmat terlar ko'rgizdi Qur'on aylanib deydi. Ma'nosi. Teri nima degan narsa? Teri eng arzon narsada. Qurbonlik kunlari ko'chada yotadigan narsa, 10 ming so'm, 5 ming so'mga narsa. Hech kim uni olib darrov ustiga yo'q bo'lmaydi, boshqa qilmaydi, undan ishlab foydalanadi. U maxsus tikiladigan, oyoq kiyimlarga patak bo'ladigan, bolalarning tepishiga lanka bo'ladigan narsa bu o'zi teri. Xor narsa. Avvallarda odamlar Qur'onning ustiga teridan o'shlab turib muqova qilinar ekan. Qur'onning ustiga teridan muqova qilinar ekan. Qur'onni qo'liga olib Qur'onga hurmat ko'rsatmoqchi bo'lgan inson oldin o'sha terini o'pib peshonasiga surar ekan. U teriydi-ku, xor narsa edi-ku, nima uchun o'pyapsan siz? Bu Qur'onga yaqin yurganlik uchun Qur'ondagi hurmatga ega bo'ladi, deyapti. Boyagi maqsadlar pataklar xizmatini o'tib bo'lgandan keyin tashlanadi ular. Tashlanadi. Tashlangandan keyin xor bo'ladi. Bu ana bu Qur'on ustiga muqova qilingan teri ham xizmatini o'tib yechilgandan keyin u ham xor bo'lib tashlanar ekan. To modomiki Qur'on bilan ekan, bu hurmat topaveradi. Ey do'stim deydi. Sen ham dunyoda kishi taqvodor, ilmlik ahli ilmlarga, taqvodor insonlarga yaqin yursang, xuddi o'sha insonlardek dunyoda qadr topasan degan ekanlar. Shularga yaqin yuraylik. Alkashga yaqin yurgan inson nima bo'ladi? Alkash bo'ladi. Zinokorga yaqin yurgan inson nima bo'ladi? Zinokor bo'ladi. O'g'riga yaqin yurgan inson o'g'ri bo'ladi. Chekkanga yaqin yurgan inson bugun chekmasa ertada keyin chekadi. Yaxshilarga hamroq bo'laylik. Do'stlarimiz qanday bo'lsa, oyog'imizni chalib turadigan do'stlar haqiqiy do'st ekan. Bizni aybimizni aytib turgan do'stlar haqiqiy do'st ekan. Sizni aybingizni yashirib, "Voy, do'stim, u bo'lding, bu bo'lding" dedimi? Bizlar aybimizni yashirdimi? U bizni dushmanimiz azizlar. U bilan uzoqqa bormaymiz. U bilan borsak ham faqat hayotimiz rasvochilik bilan o'tadi. Uni o'rnini hech qanaqa to'ldirish mumkin emas. O'shaning uchun azizlar, tavba qilaylik. Hayotni halol tomoniga, Xudo rozi bo'ladigan tomonga yuraylik. Zar bo'lmasalida Imom Shobiy aytadi, dunyoda ibrat ko'p. Birov sog', birov kasal, birov boy, birov kambag'al, birov aziz, birov xor. Astonovkada ichib uxlab yotgan bo'lmish, bu ibrat. Parvardigor, shuni o'rnida qilib qo'ymaganingga shukr deyish kerak. Shuni o'rnida men bo'lib qolishligim mumkin edi. Birov qo'ltiqda yoda ketyapti, birov nogironlik aravasida ketyapti, oyoq yo'q, kesilgan, yurmaydi. Shuni o'rnida bo'lib qolishligi mumkin edi, Parvardigor. Mani yuradigan qilding, senga hamdu sanolar bo'lsin. Birov xor, tilamchi, shuni o'rnida bo'lishi mumkin edi. Ibrat bu. Imom Shobiy rahmatullohi alayhi zar bo'lmasan aytadilar. Hayvonlar tonini shoxi sher, bo'ri, tulki ovga chiqib, ovda bir kiyikni, bir echkini, bir quyonni ovladi deydilar. Ovdan kelgan sher hamrohlariga ovimiz bugun barakotli bo'ldi, baronidan keldi. Qani bu taqsimni bir o'ljani taqsim qilingchi, qani bo'ri siz taqsim qiling desa, bo'ri turib, podshohimiz kiyikni yesinlar, men echkini yeb qo'ya qolay, quyonni tulki yesin degan ekan. Sherni jahli chiqib ketdi, muttaham. Shunda ham birovni haqqidan qo'rqmaysan. Ha bu tulki ham biz bilan barobar yelib, barobar yugurdi. Qani agar men ko'p, sen ko'proq bu kam yeyish kerak ekan. Qani sandagi adolat? Bu tulkini aybi nima o'zi? Nega bunga kam beryapsan deb jahli chiqib, turib etib bu boshiga bir musht tushirgan ekan. Qani tulki siz taqsim qilingchi desa, tulki turib etgan ekan. Kiyikni podshohimizni o'zlari erta bilangi nonushtaga yesinlar. Echkini abedga yeb qo'ya qoling. Quyonni bo'ri kerakli bir balo qilasizlar degan ekan. Yaji bu ajoyib taqsimot bo'ldi-yu, bu taqsimotni kimdan o'rgandingiz desa, bo'rini boshiga tushgan mushtdan o'rgandim degan ekan. Imom Shobiy aytadilarki, aqlli inson birovni boshiga tushgan mushtdan
birovni boshiga tushgan ishdan ibrat olib, xatosini tuzatib olgan inson haqiqiy aqllidir debdilar. Astagfirullah, yoshlar kelib bo'lgan. Bizlar nima deyapmiz? Kelajagimiz shu yoshlar qo'lida. Ertak bu vatanni kelajagini shu yoshlar qo'li bilan quramiz deyapmiz. Yoshlar kelib bo'lgan. Na din to'g'risida tushuncha bor. Ilm bor. Na bir dunyoviy bir kasbni egallagan, na bir dunyoviy ilmni egallagan. Vohada ketyapmiz yo'lda. Ko'l joy. Bir joyda tumonat odamlar yo'lda qovun, tarvuz sotyapti. To'xtadik. Yoshlari vallohu a'lam 70 yoshdan oshgan inson bo'lsa kerak shu odam. Soqol ham qo'yib olgan, og'zida nosvoy. Borib nosvoylarni oldim, bering menga. Nima qildingiz? Nima topdingiz shuni? Shuncha chekkan dursiz. Qachon tashlamoqchisiz? Oxiri bormi yo qabrga olib ketmoqchimiz shuni ham? Ertaga qabrga shu nosvoy chekkan sassiq og'iz bilan kirmoqchimisiz? Oldim. 12 yashar bola bir mahal yangi pachkada karta olib kelib qoldi. Men aytdim, "Ey bola, bu yoqqa kelgin" dedim. "Bu nima san karta?" dedi. "Nima qilasan? O'yingiz yo'q. Menga bular aytdi, mana ular olib kelgin deb aytdi" deyapti. Ko'ryapsizmi? Yoshi katta insonlar kelajak ishongan avlodni buzayapti, gunohga buyuryapti, haromga buyuryapti. Kartani olib keltirgan o'sha odamlar unga aroq olib keltirmaydimi? Unga sigaret olib keltirmaydimi? Nosvoy olib keltirmaydimi? U bolani kelajagi nima bo'ladi? Xo'p, o'sha inson 70 ga namoz o'qiysizmi desam, "Ya Xudo xohlasa o'qirman" deyapti. Qachon o'qiydi? 70 ga borgan inson Xudo xohlasa namoz o'qiyman deb yuribdi. Yana yetadi, "Menga nosvoyimni bering, men chekishim kerak" deyapti. "Ey, baraka topkur. Men sizga yaxshilik qilyapman. Ota-onangiz qilib bermagan ishni qilib beryapman. Men sizni shu g'urbatdan qutqarmoqchiman. Men sizga do'stlik qilmoqchiman" desam, "Ya qo'yavering" deydi. "Menga unaqa yaxshilik kerak emas. Bering menga nosvoy bering" deyapti. Atrofdagilarga aytdim, "Yoshi, men shu odamga o'xshab qolmalaring" dedim. "Xudo asrasin, agar shu odamni yo'lidan yursang, shu odamga o'xshab yashasang, boradigan joying jahannamdan boshqa joy bo'lmaydi san ertak. Qabring olovga to'lmasdan qolmaydi sanlar. Ko'zingni och, bu odamga ergashmalaring" dedi. Tarvuzni ham olmadik, qaramadik, naroqqa ketsak, bir 5 tami 6 ta yosh o'spirin yigitlar bir paxsadan bo'lgan bir uchi o'shani burchagida aroq ichib o'tiribdi. Kelajagi nima bo'ladi ularni? Qani eting, o'shalar bilan quramiz biz buyuk O'zbekistonni? Shularmi bizlar ishonganimiz? O'zini eplolmagan, o'zini haromdan qaytara olmagan, dinini bilmagan, hali savob gunohni bilmagan shular bilan, shularga o'zi hamma yoqni raso qilib oilani bulg'ab, otasi olib bergan xotinni taloq qilayotgan ham shular, urib ko'zini ko'kartirayotgan ham shular, birovni ko'z qorachig'iday asrab avaylagan qizini xo'rlayotgan ham shular. Nimaga? Din yo'q, dinni bilmaymiz. Ko'chalarda e'tibor qilgan bo'lsanglar, mashinalarni orqasiga qizil latta bog'lab olgan mashinalar ko'rinib qoladi. Ko'rganmisizlar shuni? Unda bir qarichcha lattani, unda ikkita osiltirib ko'rganmisizlar shuni? Bor, e'tibor qilinglar, har kuni ko'rinadi. Ko'payib shu narsa. Men shu nima ekan dedim-da. Dindan qidiramansam, dinda yo'q bu narsa. Shariatda yo'q. Qur'onda, hadisda yo'q bu narsa. Qayerdan chiqdi ekan? Nima ekan bu? Bu nima hikmati bor buni tagida? Bog'lasa nima bo'ladi-yu, bog'lamasa nima bo'ladi deb surishtim, qiziqtirdim, boshqa qildim, undan so'radim, bundan so'radim. Oxiri ozgina tagiga yetganim bo'ldiki, bittasi aytdiki, "Qoraka, bu odat" dedi, "Germaniya xalqida, nemislarda beva ayollar mashinasini orqasiga qizil latta bog'lab oladi" dedi. Beva ayollar, eri yo'q, eridan ajragan yo eri o'lgan ayollar yo erga tegmaganlar qizil latta bog'lab olar ekanki, bu reklama ekan. Menga gap otmoqchi bo'lsang, bemalol kelaver, meni boshim ochiq. Agar kelishsang, to'g'ri kelib qolsang, yulduzimiz yulduzligini to'g'ri kelib qolsa, oila qurarmiz" degan reklama ekan.
Bir qizillatda bog'lagan mashina ketyapti. Yonidan sekin bir svetoforda to'xtab qoldi. Bu bu ayol mi? Bu 100 kiloli erkak o'tiribdi-yu. Nimaga? E'tiqod yo'q. Bilmaymiz. Nimaligini bilmaymiz. Qilayotgan ishimiz hammasi ko'r-ko'rona. Taqlid. Unda ham kimga? Kimga taqlid? O'sha g'ayri dinlarga. Dini yo'q, xudosi yo'q. Şariyeti yok, kitabı umuman tan olmagan, Peygamber aleyhissalatu vesselam'a yer geçmegen halklarına taklit şu. Hakikati yapırız. Nüme kılışımız gerek. Namaz okuduken, namaz okuduysak yok mu yapırız? Ruzu tuttuysak, uhtirişini kara. Uyalmaysan mı? Ha hop, şunçaliği napsı batakensan, uyuyini işi de bir kerim yemeysen mi? Rozada ne mi varsan ki koçada? Non yap, avukat yap, sigara çekiyorsan, kança rozadorlar varsa yok mu yapmışsın? Dinini mi? İslam deyimiz. İslam mı? Yürüş, İslam'da istikamet kılış, İslam'a amel kılış aslanamaz buradırlar. Hazırki ailevi macaralarda muammolar hammasi savdo sotiq oramizdagi oldi berdi deysizmi hammasida bizlar dinimizga amal qilmaganligimiz uchun boshimiz baloga kirib ketyapti. G'am tashvishlarimiz kundan kunga ortib ketyapti. Birodarlar. Demek zayıflarga ihson qilaylik. Bu bizga kerak ekan. Bizga kerak ekan. Mana bugungi mavzuimizga o'tadigan bo'lsak, bu mana Allohning yo'lida infoq ihson qilishlik. Qorakalar qachon qorasa infoq ihson haqida gapiradi. Bir ba'zida shu masjidni bir obodonchiligiga yoki qandaydir bir sabablar bilan bir pul yig'ishlikka ishora qilinadigan bo'lsa, nedir yüzümüze küllüğün gibi tabasın payda bular. Harekeler şu İhsan'dan'a yapırıp dedi. Benim fazla İhsan'dan yapır ama. Fakat bu İhsan, özüler için İhsan. Ben hep yapıyoruz. Bedatindeki hemen dersler, Allah Ta'ala'da büyürgen büyürüğü. Bu, kılıçımız şer. Lekin şu işte kısaylar, çöntekideki barakekere desen yıkılamız bular. Üçüncü İhsan diyen, rızkımızda barakekirişliğe sebep ekenliğine eşit koyuyoruz. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'in Saba surası da aytadi. Estaizu billah. Ve ma anfaqtum min şeyin fahuva yuklifuhu ve huva hayrur raziqin. Yani bitti ayet. Kaysi bir narsani Allah diyor da infak kılar ikensiler. Bas u arkasından elbette erçip kilitir göçüdür. Ve Allah rızk verişler de yakşırağıdır. Demek çöntekimizden çıktı mı? Albatta erçitib keladi orqasidan deyapti Alloh taolo. Hovuzingizda suv bo'lsa, hovuzga suv kirib chiqib ketadigan bo'lsa, paqirni olsangiz, suv ozayadi, o'rniga nima kiradi? To'ldirib turgan bo'lsa, suv kiradi-da, naradan chiqib ketaveradi. Demak, ozayib qolishdan qo'rqib, hovuzdan suv olmayotgan paytimizda suv kirmaydi unga. Naradan kiradi, naradan chiqib ketaveradi. Paqirni olib, agar otimizga shashganimizda, eshigimizga shashganimizda bizga qoladi, o'rniga kirib bo'lyapti suv. Birodarlar, Alloh yo'lida infoq ihson qilsak, bizga kelishligiga sabab bo'ladigan ishni qilib qo'yibmiz, kafolatlab qo'yibmiz. Tushunalimi? Ibn Kasir aytadi, "Yaqlufu alaykum fi dunya bil badal va fil oxirati bil jazai va thawab." Ibn Kasir mana shu oyat sharhida aytar ekanki, berganingizda o'rni albatta to'ladi. Ve ahirette uluq acilge gibi basılar. Dünyada özü deyem sıla geçeladı. Dünyada özü deyem orasılar yine. Ben hep yapıyorsun istihbar etsek ahirette alamız acilini. Lekin dünyada aval alamız. Dünyada deyem orasız, ahirette deyem orasız.
İmam Razi aytadi, kim infoq qilgan bo'lsa, o'rniga kelishligi shart bo'lgan ishni qildi. Bu aytdiki, suvni oldingiz, ozaydimi o'rniga suv keldi. Agar olmasangiz kelmaydi. Bemasangiz kelmas ekan. Hadis Qudusiga keladi, odam bolasi, anfiq unfiq alayk. Infoq qil deydi. Men ham senga infoq qilaman deydi. Ber deyapti, olasan deyapti. Bitta onadi ber deyapti, 9 ta kelganda 10 ta bo'lish kerak deysan deyapti. Biz bitta bir ikkita olsak-ham boshimiz osmonga yetadi akalar. Ular bitta berib, 9 ta bersa yo'q, 10 ta bo'lish kerak deydi. Mana Alloh taolo Qur'on kalimda marhamat qiladi. Estaizu billah, ya yuhallazina amanu anfiqu min tayyibati maktasabtum ve mimma akhrajna lakum minal ardi ve la tayammamul khabitha minhu tunfiquna ve lastum bi akhidihi illa an tughmidu fihi ve alamu anna allaha ganiyun hamid. Ash-shaytanu ya'idukumul faqra ve ya'murukum bil fahsha ve allahu ya'idukum mağfiratan minhu ve fadla ve allahu vasiun alim. Ayat karim. Mana endi keldik o'sha toshkasiga. Cho'ntagingizdagi pulni sadaqa qiling bir qismini desa, shayton nima deydi? O'zingchi deydi. Robbimiz nima deydi? Bersang, qaytarib mendan oladigan narsaning sababini qilsan deydi. Ber, olasan desa shayton bema, kamib qoladi deyapti. Biz kimni gapini olamiz shu yerda? Ali roziyallohu anhu bergan ekan, undan oldi. Bo'lmasam bir dononaga ega bo'lardi. Bir donona zo'rg'a topib uyga kelyapti. Fatima onamizga. Bitta donona beraman, o'zi bitta demagan ekan, bergan ekan. Shayton deydi Alloh taolo. Sizlarga ikkita narsani deydi, va'da qiladi deydi. Ash-shaytonu ya'idukumul faqr. Kambag'al bo'lsang, bema deydi. Va munkarga buyuradi. Kambag'al bo'lsang deydi, gunohga buyuradi. Endi Alloh nimaga buyuradi? Vallohu ya'idukum mag'fira va fazla. Alloh gunohingizni kechirishligini va'da qiladi va fazl ko'paytirib berishligini va'da qiladi deydi. Shayton ikkita narsa va'da qilyapti, Alloh ikkita narsa va'da qilyapti. Shu o'rinda kimni gapini olyapmiz? Hayotda ko'proq inson bilan kelib. Kamayib qoladi deyapmiz. Chunki rizqni o'zimiz topyapti deydi. Rizqni o'zi topayotgan odamniki kamayib qoladi, to'g'ri aytyapti u. Rizqni Alloh beradi deydigan odamniki kamaymaydi. Tushunali mi? Bu tavakkuli zayıf bo'lgan odamda bo'ladi bu narsa. Rizqimni Alloh beradi degan odam bersam Alloh beraman deyapti. Robbim innahu la yuflihul miyad. Alloh ahdiga nima qilmaydi? Xilof qilmaydi, va'dasini ustidan chiqadi. Demak, berma deyotgan kim ekan? Ber deyotgan kim ekan? Chiqaramizda. U ham qachon? Shu kelganda oldingizga. Olib turib sarig'ini istaymiz. Sarg'in ichidan g'ijimrog'ini istaymiz. Vaholanki birodarlar, o'sha qolgani bizniki emas, ketgani bizniki. Mana hadis sahih Muslimda keltirilgan ekan. Alloh azza va jalla aytadi: "Ya ibn Adam, anfiq unfiq alayk." Ya odam bolasi, biz ishon olmayapmiz-da. Shu kimkin degan narsa turib qolyapti-da, Alloh o'zi saqlasin. Ya odam bolasi infoq qildi deyapti. Men albatta senga infoq qilib beraman qaytarib deyapti. Ishona olmayapmiz shu yotagachi. Kerakli darajada. Mana Imom Buxoriyda keltirilgan hadis ekan. Qolalo alayhissalatu vasallam ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani fa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan talafan va yaqulu al-akhir Allahumma a'ti munsikan talafan. İşanoringlar birodalar, sahih hadis. Alloh taoloni yaratgan har tong otganda osmondan ikkita farishta tushadi. Bittasi bir so'zni, ikkinchisi bir so'zni har kuni aytadi deydi. Bir gapni gapirsak, tovbada hozir farishta omin deb olmasin deymiz-a? U farishta omin demaydi, o'zi duo qiladigan duo ekan. Nima ekan? Bittasi aytar ekan, Parvardigor, seni yo'lingda infoq qiladiganda pulini orqasiga qo'yib, ko'paytirib qo'y. İkinci parça atar iken mümsik edip malıya daim talafat verip dur deydi. Dua kıptırarken iki defa işte burada var. İnfak da gene elbette falan pulu şümeyle bir sonam infak, bittan anam infak. Her kim çöntüye yakarıp hadır boyan içe. Bosa bizim kılar değil, mez hakeler. İnfak fakat boyladı ibadet emez. Kembağalar kısayan bol oradı. Fakat adetleniş gereği buna sana. Hususen
Mana shunaqa bir zakot berganda, qurbonlik qilganimizda, xayr-ihson qilganimizda, akalar, o'g'il farzandlarimizni yetalab olaylik. Otalari Alloh yo'lida infoq qilayotganligini ko'rsin. Go'shtni bering, akkiri qo'li bilan bersin, o'rgansin shu narsani. Olavermasdan. Tushunalingmi? Berishni o'rgansin. Chunki bersa Allohdan olar ekan. Bolangizga rahmingiz kelsa, olishni emas, berishni o'rgating. Robbisi bersin unga. Infoq ihson haqida gapirsak gap ko'p, birodarlar. Alloh alam kifoya qilsa kerak. İnşallah keyingi suhbatda juda bir zo'r dars bo'ladi.